Çeçenistan'da yaşananlar 2000'li yıllara girmek üzere olduğumuz şu günlerde dünya kamuoyunda yer alan konulardan biri yıllardır süre gelen Çeçenistan-Rusya savaşıdır. Özellikle Rusya'nın sivillere yaptığı bombardımanlar, kadınlara, çocuklara ve silahsız halka yaptığı saldırılar konuyu daha da önemli bir hale getirir. Pazar yerlerine, hastanelere, doğum evlerine yönelen bombalar kadınları, çocukları, yaşlıları en savunmasız hallerinde yakalamakta ve her şey tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmektedir. Sadece bir doğum evindeki bombalamada 15 bebek hayatını yitirmiştir. Savaştan kaçıp sınırı geçmeye çalışan masum halka karşı askerlerine vur yetkisi veren, hatta mülteci konvoylarını bombalayan Rus yönetiminin vurdum duymaz tavrı işte bu vahşeti daha açık bir şekilde ifade eder. Masum halka uygulanan katliamın bir örneğine Kur'an'da tarif edilen Firavun döneminde de rastlarız. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar kadınlarınızı diri bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Bakara Suresi 49. Kur'an'da da dikkat çekildiği gibi savunmasız halk her dönemde Firavun karakterindeki bu kişiler tarafından birinci hedef olarak seçilmektedir. Savunmasız halkı çok büyük tehlike altında olan bu ülkenin tarihine kısaca göz atmak yaşanan vahşeti anlamak açısından faydalı olacaktır. Çeçenistan'ı içine alan Kafkasya 1918 yılından itibaren Sovyet Rusya'nın hakimiyeti altındaydı. Bu dönemde komünist Moskova çok geniş bir bölgede hakimiyet kurarken etnik grupların yoğun olarak yaşadığı toprakları da suni sınırları birbirinden ayırmıştı. Hatta bazı halkların yerleri değiştirilerek etnik ayrım daha da arttırılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda komünist yönetim Kafkas halkları bir gecede trenlere bindirerek Sibirya'ya ve Orta Asya'ya sürdü. Yüzbinlerce insan yollarda hayatını kaybederken geride kalan topraklara başka halklar yerleştirildi. Daha sonra yurtlarına dönen bu topluluklar evlerinde başka insanların yaşadıklarını gördüler. Bugün o bölge içinde yaşanan anlaşmazlıklar Moskova'nın o dönemki böl ve yönet politikasına dayanır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya içindeki etnik gruplardan bazıları bağımsızlıklarını ilan ettiler kimleri ise Rusya içinde kalarak ekonomik ilişkilerinde bağımsızlaşma yoluna gitti. Yıllar süren komünist Rus yönetimi altında çok büyük baskılar gören 1 milyon nüfusa sahip Çeçenler, Dudayev önderliğinde bağımsızlık savaşına başladılar. Yaşanan 18 aylık şiddetli savaştan sonra Çeçenler, 1996 yılında Rus ordularının çekilmeleriyle bağımsızlığını ilan etti. Fakat Çeçenistan'ın nihai statüsü 2001 yılında Moskova ile Grozny arasında yeniden görüşülmek üzere rafa kaldırıldı. Çatışmalar daha küçük çaplı olsa da devam etti. Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesi diğer cumhuriyetleri de hareketlendirdi. Kuzey Kafkasya Halkları 1998 yılında Çeçenistan'ın başkenti Grozny'de Kuzey Kafkasya Halkları Şurası'nı topladı. Buluşmada Kuzey Kafkasya Halkları arasında çatışma çıkmaması konusunda fikir birliğine varıldı. 1999 yılında yaşanan çatışmaların kökeni işte bu toplantıda alınan kararlarla ilgiliydi. Ruslar Dağıstan'da bazı köyleri kuşatarak bombardımana tutmaya başladı. Toplam 1500 kişilik nüfusu olan bu köyler Çeçenistan'dan yardım istediler. Çeçen gazisi Şamil Basayev 1999'un yaz aylarında Rus zulmünden kurtulmak için kendilerinden yardım isteyen Dağıstan halkına yardıma başladı. Bombardıman altında kalan köylerden sadece iki kişi kurtuldu ve Rusya ile Çeçenistan arasındaki yeni savaş bu şekilde başladı. Dağıstan, nüfusunun %80'i Müslüman olan Çeçenistan'a komşu bir Kafkas ülkesidir. Dağıstan'ın Çeçenistan'dan yardım istemesinin sebebi ise Çeçenlerin 1996 yılında Ruslara karşı elde ettikleri büyük başarıydı. Rusya'nın Çeçenistan konusunda bu kadar saldırgan bir yaklaşım sergilemesinin altında çok farklı çıkarlar yatmaktadır. Fakat savaşlarda neden her ne olursa olsun en büyük zulmü gören, en çok kayıp veren her zaman için kadınlar, çocuklar ve zayıf bırakılan kişiler olur. Yoklukla, açlıkla, hastalıklarla, susuzluklarla boğuşan ve tüm bu yoklukların içinde yaşamını devam ettirmeye çalışan hep onlardır. Rusların başından beri istediği Çeçenlerin göç etmesini sağlamak, halkları asimile etmek ve Çeçenistan'a farklı kökenlerden insanların isyan edilmesini sağlamaktır. Bu amaçta binlerce masum insanın katledilmesi ise makul karşılanmakta, Üstelik dünya ülkelerinin gözü önünde gerçekleştirilen bu katliama açıkça göz yumulmaktadır.